Gebelik şeker hastalığına meyli arttıran bir salgıladığı hormonlar ve fizyolojik değişiklikler yüzünden gebelik şekerini etkileyen, tetikleyen bir durum. Maalesef toplumumuzda şöyle bir algı oluştu. Gebelik şekeri testi şeker yükleme yaparsan bebeğim şeker hastası olur. Bunu bir türlü kıramıyoruz, bir türlü anlatamıyoruz. Hemen hemen her hastaya anlatmak zorunda kalıyoruz. Diyorum bazen bize hayatınızı, bebeğinizin hayatını teslim ediyorsunuz ama şeker yükleme konusunda neden doktorunuza güvenmiyorsunuz? Sonuçta eğer sağlıklı bir bireyseniz 50 gram şeker, glikoz şurubu içmekle size hiçbir şey olmaz. Bir saat sonra vücudunuz o şekeri tamamen elimine ediyor sizin insülininiz. Ama eğer şeker hastalığınız varsa, gizli şekeriniz varsa onu çok güzel ortaya çıkarıyor ve biz o yanlış durumu, bozuk durumu, olmaması gereken durumu çok güzel düzeltebiliyoruz. Gerekirse insülin başlıyoruz. İnsülin diyorum sizi öldürmez, bebeğinize zarar vermez, size zarar vermez ama fark edemediğimiz, tespit edemediğimiz bir yüksek şeker bebeğinize de zarar verir, sizin organlarınıza da zarar verir. Mutlaka şeker yükleme testinizi yapmalısınız. Bu kiloyla da çok alakalı değil. 50-55 kilo hasta diyabete yatkınlığı vardır. Gebelikte şekeri çıkar, insülin kullanması gerekir. 100-120 kiloluk hasta gebelik şekeri çıkmaz. Yani hasta ben kilolu değilim zaten. Hasta demeyeyim yanlış kullanıyorum. Gebe anne adayımız. Şekerim yok, kilolu değilim, çok dikkat ediyorum demesine rağmen şeker hastalığı yediklerinizle alakalı değil. Daha doğrusu tabii ki alakalı. Ama sizin eğer vücudunuz yeterince insülin salgılamıyorsa, siz çok az miktarda yeseniz bile vücudunuz yeterli insülin salgılamayacak, şekeriniz yüksek olacaktır. O yüzden çoğu zaman zaten diyetle regüle edebiliyoruz. Biz gebelik şekerini insülin başlamıyoruz. Çok zorunlu olunca tabii ki ihtiyaç halinde insülin de başlıyoruz başka ilaçlarda.